sormak istiyorum aslında. Şu evliliklerden sonra çok bakımlı, çok güzel bayanlarla evleniyor erkekler değil mi? Çok güzel oldukları için, görünüş için evleniyorlar. Ama evlendikten sonra o bayanlarla bir değişim oluyor. Ne bileyim, kendilerini salıyorlar, saç yok, makyaj yok. Bir de bir kilo alıyorlar. Değişim, gelişim her alanda. Şimdi... erkeklerimiz de tabii ki bakımsız kadın istemiyor, evet, değil mi? Evet, evet. Ne yapmak lazım bir kadın özellikle olarak? Özellikle de yurt dışında, yurt dışında özellikle yaşayanlar, de değil mesela mi? Almanya'da yaşayan Türkler arasında çok büyük bir problem. Neden? Mesela benim tanıdığım bir örnek vereyim. Çok güzel bir hanımefendi, narin, kibar. Evlendikten sonra iki çocuk, birdenbire kilo aldı. Bir gün yolda yürüyordum, o da marketten geliyor. Baktım, korktum, bana çarparsa uçakım. Yani çok narin, çok hanımefendi biriydi. Hani birdenbire... Evlilikten sonra kilo aldı. Evlendikten sonra Türk mutfağı maalesef biraz hamurlu iş, çok yağlı yemekler vesaire vesaire. Güzel de damak tadı işte, biraz dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edilmese börekli, çörekli kadınların... Kısır günleri var bir de bayanların, değil mi? Altın günüdü, kısır günüdü vesaire vesaire. Ne oluyor? Kilo kilo kilo. Peki ne yapmak gerekir? Ne yapmamız Nasıl lazım bu hocam? Kilolardan kurtulmak gerekir? Kilolardan kurtulmak için şu gördüğünüz bitkinin ismi kuş konmaz. Neden? Kuş konmaz. Evet, neden kuş konmaz? Bunun üstüne kuş konduğunda diken batar, böyle diken gibidir yaprakları. Bir, ikincisi çok narin olduğu için kuş bunun üzerinde rahat hissedemez kendini. Bir taraftan iğne gibi yaprakları batar, diğer taraftan eğilir. Bunun kökünün ekstraktından Almanlar bir kapsül geliştirdiler. Asparagus forte. Asparagus forte. Evet. Hepsinin de... sonunda da forte var hocam. Elhamdülillah. Forte ne demek bu arada? Forte geliştirilmiş, güçlendirilmiş, çok çok geliştirilmiş. Yani mükemmele yakın demek. Mükemmel ya. Şimdi mesela diyelim ki herhangi bir zayıflama ürünü nedir? Maydanoz zayıflatır, lahana zayıflatır, kuş konmaz kökü zayıflatır. Lahana zayıflatır. At kuyruğu zayıflatır, ısırgan zayıflatır. Bunları tek tek kullanırsanız etkisi %20, %20, %20, %25 değişiktir. Fakat bunlardan, fakat otlarından değil, yani çay şeklinde değil. Böyle. Ekstratlarından. Çayı demlersiniz, içersiniz. Mesela bu funda yaprağı zayıflatır funda. Hı hı. Fakat bunun birleşimindeki etken madde %1. Bazı bitkilerde %2, bazı bitkilerde %3. Hı hı. Bunun damıtılarak destilasyonla ekstraktını, özütünü alır da bunu damladıracak kapsül şeklinde hazırlar, sunarsanız etkisi %100'dür. Hocam o zaman şöyle diyebiliyoruz değil mi? Şimdi sizi dinleyenler olabilir. Ürünü, elinizdeki bitki, otu ya da aktara hemen koşup almak isteyebilir, çay olarak içmek isteyebilir ama ne diyoruz? Onu sürekli de içsek... Kaç faydasını görürüz? %1, %2 o kadar az görürüz yani ama az. Bunların damıtılarak ekstratları çıkartılıyor. Özel bir formülle funda forte, maydanoz forte. Etkisi %100. Neden? Çünkü sadece etkili maddeyi kullanıyoruz. Etkili madde. Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda bu kuş konmaz kökü ekstraktı ve maydanoz otu ekstraktı, funda ekstraktından yapılan 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bitki değil, bitki ekstraktı. Bu önemli. Ekstrakt özütü yani, özütü. Lüzumsuz şeyler atıyoruz. Lüzumlu olanı, etkili olanı. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kişi bunu yemekten 15-20 dakika önce aldığı zaman... Yemekten 15-20 dakika iştahı azalır. Önce. İstese de fazla yemek yiyemez. Hı hı. 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar. Doymuşluk hissi verir kişiye. Şimdi Türkiye'de diyetle ilgili, zayıflamakla ilgili haplar, damlalar, drajeler vesaire vesaire var. Bir ara ne oldu? Acı çehre dediler. Bana aradılar, dediler ki bana hocam işte acı çehre var mı sizde? Nedir bu dedim. Dediler ki bana siz bilmiyorsanız kim bilecek? Allah Allah dedim. Ben bilmiyorsanız kim bilecek? O da doğru. Bir araştırdım ki acı çehre dedikleri şey aslında akdiken. Akdiken. Akdikenin kabuğundan özel bir zayıflama ürünü yapıyorlar. Akdiken zayıflatıcı değil. Sadece ishal yapar.
Vatandaş ishal olduğu için birkaç gün, birkaç kilo veriyor. Kilo verdin sanıyor. Kilo verdim zannediyor. Değil mi? Altadıcı, sıvı kaybı oluyor vücuttan. Evet, sıvı kaybı oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Aklikenin zayıflatıcı diyet ürünü olarak satılması yasaklandı. O gitti, yerine ne geldi? Altın çilek. Bana dediler ki altın çilek var mı sizde? Ne için dedim? Zayıflamak için. Altın çilek zayıflatmaz. Neden zayıflatmaz? Çünkü %89 oranında şeker içerir. Şeker içeren bir meyve asla zayıflatmaz. Aksine, ama vücuda şişkinlik yapmıyor mu hocam? Lipli kilo aldırır. Kilo aldırır. Zayıflatmaz. Peki altın çilek neden zayıflatır diye konuştular ve hapını, damlasını, derecesini yaptılar. İnsanları dolandırdılar. Şimdi ölümlere de sebep oldu. Evet. Yasaklandı. Evet hocam, hemen bu arada bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda, son bir ya da iki yıldır ülkemizde gerçekten bu zayıflama hapları ya da ekstratlarından bir sürü ölümler oldu. İnsanlar i̇şte, artık neden bu ölüm oluyor? Bitkilerden, otlardan, kapsüllerden korkuyorlar. Şimdi ona geliyorum. Gökçek olarak bu tedirginliklerini atmaları için ne söyleyelim? Söyleyelim. Nokta. Bu kaç yıldır bir firma? Hangi firma? Gökçek İksir kaç yıldır bir firma? Biz bununla ilgili, ya ben 32 yıldır 32 bu konularda yıldır araştırma yapıyorum. 32 yazmış olduğum hocam, kitap. Hocam çok samimi bir şey sormak istiyorum. Buyur. Hiç şikayet geldi mi size? Funda Forte, kuş konmaz Forte, bu kapsüllerle ilgili. Bütün ürünlerle ilgili. Hayır. Şimdi, herhangi bir şikayet ürün olur da ilgili. Şöyle şikayet olur. Bizim ürünlerle şikayet şudur. Şikayet tabii ki olur. Niye olmasın? Şimdi, yanlış kullanım oluyor mu? Hayır. Yanlış kullanım da değil. Bu Cemre İksir. Veya Gökçek İksir. Cemre İksir düşük tansiyon olanlar için, Gökçek İksir yüksek tansiyon olanlar için. Bunu kullandığı zaman kişi içerisinde sarımsak var. Ofiste çalışan kişi, aa bu sarımsak kokuyordur. Tabii ki çevresindeki insanları rahatsız ettiği için kullanmak istemez. Sadece bu var. Başka bir problem yok. Koku problemi var. Koku. Peki gece içemiyorlar mı onu? Gece yatmadan önce içseler, sabah içmeseler koku yine oluyor mu? Yok olmaz. Olmaz. Yani böyle bazı İnsanlar biraz çok narin, çok hassas insanlar, sarımsak soğana karşı evet, biraz mesafeli insanlar için onlar %1, %2. Bunun haricinde bizim ürünlerin hiçbirinin hiçbir yan tesiri yok. Zaten ben söyledim ya, burada kuşkonmaz Forte ile ilgili, kuşkonmazla ilgili klinik araştırması yapılmış. Belgelenmiş etkisi, zayıflatıcı özelliği belgelenmiş. Şimdi mesela altın çilek demiştim. Altın çileğin zayıflatmadığı, hatta ölümlere sebep olduğu için Sağlık Bakanı yasaklandı. Neden altın çilek zayıflatıyor diye piyasaya sürdüler peki? Çünkü içine, o altın çileğin içerisine sibutramin denen kimyasal bir madde katıyorlar. Sibutramin. O zayıflatıyor. Ama doğal değil ama değil mi hocam? Kimyasal madde katıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür sahte ürün üretenlere takşiş denir. Bitkisel ürün üretiyoruz derler, içine kimya korlar. Buna takşiş, yani sahtekarlık, üçkağıtçılık, dolandırıcılık demek. Türkçe, kalpazanlık biraz yapanlar var. Ne oldu? İnsan sağlığıyla oynadılar, yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür takşiş yapan 70 firmanın ürünü yasaklandı. Türkiye'de de birkaç ürün yasaklandı. Sonra piyasaya ne çıktı? Afrika mangosu. Afrika mangosu, mango. Mango zayıflatır, zayıflatmaz. Meyve zayıflatır mı hocam? Zayıflatmaz çünkü şeker içerir. Şeker içeren bir meyve asla zayıflatmaz. Ne oldu? Sonra bunun da ölümlere sebep olduğu anlaşıldı, yasaklandı. Afrika mangosunun da çünkü içerisinde aynı kimyasal sibutramin denen madde var. Hocam bir telefonumuz var, alalım. Alo. Alo. Buyurun Celal Bey. Alo. Buyurun Celal Bey. İyi günler, iyi günler, kolay gelsin. Buyurun, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hocama bir şey sormak istiyorum ama. Tabii ki. Tabii, buyurun. Konu kiloyla alakalı bir şey. Kiloyla alakalı hocam. Az önce hocam, evet, altın çilekten bahsetti de, onun için dikkatimi çekmişti. Evet. Buyurun. Buyurun. Hocam dinliyor musunuz? Dinliyorum. Tabii. Hocam öncelikle saygılarımı iletiyorum. Öyle. Bazı konuları insanlara aydınlattığınız için. Birçok kurumlar ve şirketler var. Zayıflamayla ilgili, işte damar atışıyla, birçok nedenle bir sürü firma altı veya merdiven altı ilaçlar satılıyor.
Ama benim anlamadığım tek bir nokta var. Ya herkes ilacını kendi bir şekilde satıyor. Yani zayıflamak için. O diyor ki Afrikan mango, öbürü diyor ki altın çilek, biri diyor ki işte AD ilacı, öbürü diyor ki yani panak, damar için örneği. Yani sonuçta tek bir noktada, tek bir hedefte buluşulup da bu zayıflamayla ilgili bütün firmalar bu ilaçları tek bir ilaç üzerinden satış yapamazlar mı? Bak ben altın çilek kullandım. Fayda gördünüz mü Celal Bey? Altın çilek kullandığım halde zayıflayın dedim. En fazla 1-2 kilo verdim. 1-2 kilo verdik. Bir ay evet, verdik. Evet en fazla. O da psikolojik. Bana garantisi 6 ile 8 kilogram dediler. Psikolojik bir olarak. Bir ayda. Değil mi? Placebo efekt yani. Firmalar birleşip ortak bir noktada bulaşabilirler mi? Şimdi olur mu böyle bir şey Türkiye'de? Sibutramin denen kimyasal madde Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Bu arada Celal Bey telefon... Atışını yani kalp ritmini bozuyor. Kalp atışını hızlandırıyor. Hı. Bu neye benzer? Düşük tempoyla sürekli koşabilir misiniz? Düşük tempoyla da olsa. Koşamazsınız. Ne kadar koşabilir ki insan durmadan? Ve sürekli koşan bir insan düşünün. Ne olur? Yavaş yavaş enerjisi biter. Kalbi gider, ölür. Sibutramin içeren bütün diyet ürünleri insanın ölümüne sebep olur. Çünkü nabzı 70-72 ise, dakikada nabzı 72 defa atıyorsa, 80'e 90'a çıkar. Sürekli nabz atışının yükselmesi, yani kalp atışının hızlanması, kişinin ölümüne sebep olur. Hemen değil, zamanla. Bunu vücut kaldıramaz. Hızlı kalp atışı, yavaş yavaş aşırı enerji harcaması nedeniyle zayıflamasına sebep olur. Normal gündelik spor yaptığımız zaman hocam... Ritim bozukluğundan ölüme sebep olur. Ha, spor normal. Da yapamayız böyle ürünler kullandığımız zaman. Spor yapılır. Niye yapılmasın? Spor yaparsınız. Spor ayrı bir şey. Hı hı. Spor herkes yapması lazım. Mesela Almanya'ya gittim geçen pazar günü. Bütün Almanlar sanki sokakta. Kimi bisiklet sürüyor, kimi koşu yapıyor, kimi yürüyüş yapıyor. Türkiye'ye geliyorum pazar günü. Öğlen 11'e kadar herkes uyuyor. Hiç kimse yok. Sanki sokağa çıkma yasağı var. Sıkı yönetim var. Ne oluyor diyorum. Sokakta kimse yok. Saat 11'de. Ben alışmışım. Erken kalkarım. Sabah kalkıyorum, sokaklarda geziyorum, kimse yok. Allah Allah diyorum, ne olur. Almanya'ya gidiyorsun, orada adam köpeğini gezdirmek için saat 4'te kalkıyor. 4'te kalkıyor. Çinliler işe gitmek için saat 3.30'da kalkıyor, 4'e kadar spor yapıyor. 4'te işbaşı yapıyor. Bir de oralarda Almanlar, otomobili fazla kullanmazlar değil mi hocam? Almanlar bisiklet falan sürerler. 4'te 5'te işbaşı yapıyor. Tramvay, metro çalışıyor. Tramvay. Saat 4'te 5'te işbaşı yapıyor. Biz... Ben geldim buraya, tabii tuhafıma geldi. İlk Türkiye'ye geldiğimde baktım millet yatıyor. Saat 7 olmuş yatıyor, 8 olmuş yatıyor, 9 olmuş yatıyor. Ne oluyor dedim, millet işe gitmiyor mu? Bugün tatil mi? O daha çok var. Ne zaman gideceğiz? 9 olsun, 10 olsun. Allah Allah dedim. Bu tempoyla Türkiye bir yere varmaz. Eskiden bizim atalarımız Adria'dan Alaska'ya kadar dünyayı fethetmiş. Neyle fethetmiş? Enerjiyle, kuvvetle, beyinle ve güçle. Enerji ve yani beyin ve güç... Nasıl olur? Dinç olursan olur. Kolesterol olursa, tansiyon olursa, lipid olursa, problem olursa hiçbir şey yapamazsın. Böyle ezik ezik Türkiye şimdi ne oldu? Koskoca bir çarşaf gibi ülkeden küçük bir el mendili kadar bir yer kaldı. Onu da bize çok görüyorlar. Neden? Çünkü biz tarihimize, kültürümüze uzaklaştık. Bu duruma geldik. İnşallah kurtuluruz.